Şimdi verdiği mallar geçici, oğullar geçici, ziynetler, süsler geçici, imkanlar, itibarlar geçici, kadrolar, makam, mevki, koltuk, sandalyeler geçici, değil mi? Adam geçen milletvekili oluyor, şimdi normal millet oluyor benim gibi, değil mi? Vekil mekil olamaz. E üzülüyor. Ne üzülüyorsun ya? Kurtuldun işte, sevinsene. Mübarek adam. Yine illa milletvekili olmak istiyor. 40 senede milletvekili olan var mecliste. 40 senede. E sen 40 senede meclistesin, bu memlekette düzelmediğine göre fuzulisin. Fuzulisin yani. Makam, 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 koltuk. Koltuğunu altından çektikleri zaman emziğini aldığın çocuk gibi ağlıyor. Ya ne kadar meraklısınız bu efendim vekil olmaya ya. Allah Allah. Ya acayip iş. Ben şimdi Bursa'dan koysam bağımsız kazanır mıyım acaba? Doğru konuşun ha. Adamı yolda bırakmayın. Bursa'nın hepsini bana verseniz girer miyim bu işlere acaba? He? Bütün Bursa'yı bana verseniz, kadroların hepsini, girer miyim? Niye? Akıllıyım. Milleti namaza başlatmak lazım. Ehl-i sünnet itikadını tahsiye etmek lazım. Bir kişiyi haramdan, zinadan kurtarmak lazım. Siyasetin ehli var. Allah onlara becettirsin, muvaffak eylesin. Biz o işin ehli değiliz. Biz size hizmet edeceğiz. Biz size hizmet edeceğiz. Ya. Onun için dünya geçer. Makam, mevki, mertebe bitti. 10 sene de geçer, 20 sene de geçer, 40 sene kral olsan ne olur ya? Bir de sonları kötü olmak da var. Saddam'ın sonu ne hale geldi? Kaddafi'nin durumu ne hale geldi? Ne oldu 40 senelik krallık kurtaramadı ki onu? Zalimlik etti, çok hainlik etti tabii. Mevla belasını verdi. E şimdi kafire zaten ebedi cehennem. E Müslümanım diyene de dünyada da bela verir Mevla. Çünkü zulümle abad olunmaz. Bunlar geçer Allah buyuruyor. Ve ma indallah. Benim katımdakiler ne demek o? İman, namaz, abdest, vaaz, nasihat, ilim meclisi, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bunlar hayırlı işler. Vel bakiyatus salihat. Salih ameller, baki ameller, ebedi kalıcı ameller. Hayrun inde rabbike sevaben. Rabbin katında onların sevabı hayırlıdır. Karşılığı güzeldir. Hayrun emela. Ümit bakımından onlar hayırlıdır. Ümit tutacaksın. Neye ümit bağlayalım? Neye bel bağlayalım? Rabbimizin katına yolladığımız salih amellere, hayırlı amellere bağlayalım arkadaş. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى Rabbin katındaki ameller, işte bu dersler, bu ilimler, ameller, ihlaslar, خَيْرٌ kıyas edilmeyecek kadar hayırlıdır. وَاَبْقَى Ebka daha baki. Dünya hiç baki değil ki. O tam baki. Dünya tam fani. Bitti bitiyor. Ama Rabbin katındakiler kimlere hayırlıdır? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Doğru düzgün iman edenler, ehli sünnete göre itikad edenler için وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ancak Rablerine tevekkül edenler, işlerini ancak Mevla'ya ısmarlayanlar. Sebepler alemindeyiz, sebeplere tevessül ederiz ama yaratmayı Mevla'dan biliriz, hayrı da şerri de yaratan ancak Allah'tır biliriz Celle Celaluhu. Ve hayrımızın ziyadeleşmesini niyaz ederiz. Şerlerden uzak olmak için Mevla'ya dua ederiz. Muhafaza için dualar okuruz, zikirler ederiz, Mevla'ya sığınırız. İtimadımız ancak Allah'a. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Böyle yapanlara Rabbin katındaki daha hayırlıdır. Onun için Allah ahiretimizi dünyamızdan hayırlı eylesin. Allah Teala ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eylesin. Amin. Allah Teala amellerimizin en hayırlısını son zamanda nasip eylesin. Amin. Allah Teala
günlerimizin en hayırlısını kendisine kavuşacağımız gün eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri en büyük saadetimizi, mutluluğumuzu sıratı geçerken nasip eylesin. Allah Teala en bahtiyar günümüzü mizanda sevaplarımız ağır geldiğinde görmeyi nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri en mutlu, mes'ud kavuşmamızı Muhammed Mustafa ile buluşma nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bunlara gayret edelim.